yasa süreci hızlanmaya başlayınca biz önce bir mahalle forumu, hani ne yapabiliriz diye biz kendi içimizde konuşalım dedik. Mahalle forumu organize ettik. Fena bir katılım olmadı mahalleden. Arkadaşlarımız o mahalle forumundan sonra diğer bütün mahallelerle birlikte hareket etmemiz gerektiğini düşündük. Bir muhtar olarak muhtar arkadaşlarımı arayarak hadi hep beraber yapalım, siz de oradan başlayın diye aradım. Öyle Kadıköy forum sürecini bu gönüllü arkadaşlarımızla mahalle toplantıları, mahalle forumları örgütleyerek giderlettik. Mahalle grubunu kurduktan sonra ilk yaptığımız şey sokak gönüllüleri oluşturmakta. Hepimiz kendi sokağımızda gönüllüyüz şu an. Mahallenin hepsi zaten yani genelde daha doğrusu mahalle hayvansever bir mahalle olduğu için genelde bu konuda önceden de örgütlüydük. Tabii ki hayvan sevmeyen insanlar da var bu arada bu mahallede. Onu sadece bir level üste taşımış olduk aslında bu yasanın çıkmasıyla, bu yaşanan zehirlenmelerle falan. Böyle bir önlem aldık. Komşularımıza mektuplar yazdık bu arada ilk örgütlenmeye başladığımızda. Komşuya mektuplar yazıp bina bina dağıttık bu mektupları. Onları yasaya karşı hep birlikte mücadele etmeye çağırdık. Ayrıca çeşitli afişler çıkardık. Kedi ve köpeklerimizin bu mahallenin sakinleri olduğuna ve onları dokundurtmayacağımıza dair afişler çıkarttık. Ve hemen hemen bütün esnafımız astı, camlarımıza da astı. Biz yer değmeni Yasinpaşa mahallesiyiz. Ve burada da aldığımız önlem aslında belli bir organizasyon şeması çizdik. Şimdi bizim mahallemizde besleme ekibimiz var, barınak ekibimiz var, barınakları ziyaret ediyor. Onun dışında sokak gönüllülerimiz var ve aynı zamanda sosyal medya var. Dün sokak gönüllüler toplantımız vardı. Orada bir Excel dosyası hazırlandı ve bütün sokaklarda en az birer kişi gönüllü oldu. Ve burada da belli aplikasyonlar yükledik telefonlarımıza. O yüzden de atıyorum gece 3'te bir toplama olduğu zaman o aplikasyon üzerinden hepimiz bir şekilde haberdar olacağız. Ve ondan sonra o sokak gönüllerimiz sokağa inip o toplamaya karşı çıkacaklar. Ve bizler de ona destekleyeceğiz. Ve o yüzden sokak gönüllü olarak öyle bir şeyimiz var. Burada bir hayvanın toplatılabilmesi için bu hayvanın öncelikli olarak saldırganlık emaresini göstermiş olması gerekiyor. Saldırganlık emaresi de burada nedir? Bir doktor raporu olmuş olması gerekiyor. Bir hayvanın toplanıp örneğin burada itlaf edilecekse. Bu doktor raporunun üzerine bir şikayet olmuş olması gerekiyor. Diyelim ki böyle bir şey olmadı. Hayvanları deniyor ki burada bir şikayet var ve bunları toplayacağız. Vatandaşın şu hakkı mevcut. Bu benim ev hayvanım değil ama evcil hayvanım. Bu benim artık doğada yaşamaktan değil sosyal insanlarla yaşamaya alışmış bir hayvandır. Ve ben bunu zaten sahiplenmeyi düşünüyorum. Bu sahiplendirmeye elverişli bir hayvandır. Ben bunu kendime de alırım diyebilir. 2025'e kadar çiplendirme şartları var. 2025'e kadar bu çiplendirmenin bir biçimde üstesinden gelinmesi sağlanabilir. O zamana kadar çiplendirilmeyebilir. Ya da bu hayvan benim hayvanım. Buradan alıkoyamazsınız. Bu hayvan tanıyoruz, biliyoruz. Bizden besleniyor. Saldırganlığı yok. Saldırganlığın olduğuna dair bize bir MR gösterin. Bize bir delil gösterin denmesi gerekiyor aslında. Dükkanın içinde takılmaya başlar. Burada bir alışkanlıkları oluştu. Zaten hani seviyordum ben yani içini de. Yani daha önceleri köpek bakmıştım ama sokak köpeklerine bakmak daha böyle şey. Yani onların da burayı şey edindiler böyle. Hani yurt edindiler gibi bir şey oldu. Bir de bu yasa falan çıkınca işte arkadaşlar geldi hani böyle bir durum var. Bir tanesini sahiplenir misin diye. Ben de Vega'yı sahiplendim. Karnesi dükkanda duruyor. Yani yasadan dolayı da böyle bir şey. Normalde aslında yine baktım durumda. Sadece hukuksal sorumluluğunu aldım yani. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bir kere bu katliam yasası yani o insanları ben katil diyeceğim. Hiç laf uzatmaya gerek yok. O katilleri cesaretlendirdi bir kere. Bu önemli bir şey. Çünkü Karamış Kadıköy'ün belki de en güvenli yeri olarak gösterebilirdi hayvanlar için. Ve o da bir sürü hayvan hiçbir şekilde kimseye bir sıkıntı yaratmadan orada yaşıyordu ve biz onları besliyorduk. Ama 71 tane hayvan öldürüldü. Yani bu da işte şeyi gösteriyor aslında. Devlet bu konuda bir katliam yasası çıkardığı zaman halk bundan bir şekilde cesaret alıp hayvan da düşman olan insanlar çok daha büyük aksiyonlara, zehirlemelere gidebiliyorlar. Ya açıkçası evet bu konuda biraz daha yani biraz histerikleşme boyutuna geldi artık. Hani herhangi bir mahalleli de mama bıraktığı zaman durup bekliyorum acaba hani bir şey olacak mı? Kedilerin davranışlarını gözlemliyorum. Ya zehirli mama konusu ya da zehirli herhangi bir yiyecek konusu hala gündemde olmalı bence. Çünkü böyle bir tehlike hala var ve ben de bu konuda tedirginim. Yani arkadaşlarım da zaten bu konuda daha bilinçli
bilinçli olduğu için bu konuda da şey hani ne yapabileceksek onu yapmaya özen gösteriyoruz yani. Esnaflarımız sahipleniyor, çiplettiriyorlar. Hatta şey yapıyoruz, işte veganın babası olmuşsunuz, Saşa'nın şeyi olmuşsunuz. Safiye zaten Mustafa abi de, her bütün mahalle biliyor. Saşa işte kuaförlerimizden birinde ikamet ediyor. Orada işte soğuk havalarda onun içinde yatıyor ya da değilse kapısından ayrılmıyor. Akşamları gelip başka bir esnafımızın kapısında Safiye ile yatıyorlar. İşte başka köpeklerimiz var, başka bir esnafımızın önünde yatıyorlar. Yani böyle ve bütün hepimizin gözü üstünde herkes sahipleniyor. Yani çipli olmayan, bizde zaten aşısız kısır olmayan bir hayvanımız yok bizim. Hani bizim hayvanlarımızda çok bir sıkıntı yok. Ama yaramaz çocuklarımız yok mu? Var. Yaramazlık yapanlar da var. Ama geneli çipli, yani çipli olmayan bir iki tane de yine esnaf arkadaşlarımız kendi üzerlerine çipletip sahipleniyorlar. Mahallemizin gülü bu. Mahallemizin gülü, mahallemizin Safiye'si. Güzel Safiye'm benim. Sokak köpeği miydi? Zaten sokak köpeği ama şu anda benim üzerime kayıttı. Gördüğünüz kediler de sokak kedisi. Bu 5 sene önce, 5 senedir veya daha fazladır benim yanımda kalıyor. Benimle beraber geceleri dışarıda kalıyor, gündüzleri yanımda. Herhangi bir toplamayla karşılaşma endişemiz var tabii ki. Her yerde çünkü toplamalar oluyor yani parti falan dinlemeden yapıyor belediyeler bunu maalesef. Böyle bir endişemiz var. Çok yoğun olmamakla birlikte var bu endişe bu mahalle için, Kadıköy geneli için. Böyle bir şey olduğunda tabii ki aksiyon alabilecek güçteyiz. Çünkü burada örgütlüyüz yani her şeyden önce bu konuda. Sokağa çıkıp hayvanlarımızı vermeyeceğiz.